Murat Bardakçı İTÜ'ye maşallah müzik makalesi diye PKK'ya övgüler düzüp Türkiye haritasını Kürtçe yayınladı. Başlıkta sözünü ettiğim rezalet geçtiğimiz günlerde yaşandı. İstanbul Teknik Üniversitesi bugüne kadar hiçbir Türk üniversitesinin yapmadığı, daha doğrusu yapmayı aklına bile getirmediği bir iş etti ve PKK'nın Türk siyasetinin hakim aktörü olduğunu iddia eden Güya bilimsel bir makaleyle aynı makale içerisinde bazı yerleşim merkezlerimizin isimlerinin Kürtçe yazıldığı iki de harita yayınladı. Bu marifet, İTÜ'nün bünyesindeki Türk Musiki Devlet Konservatuvarı'nın internetteki Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları isimli dergide çıkan ve Argun Çakır'ın imzasını taşıyan Kürtlerde müzisyenliğin ve profesyonel müzisyenlerin dönüşen itibarı veya Mardin yani Mardin kastediliyor, bölgesindeki Kürtler profesyonel müzisyenliğe nasıl başladılar, başlıklı makalede yapıldı. Makalede 1980'lerde Kürt siyasetinin hakim aktörü haline gelmiş olan PKK'nın daha sonra kültürel politikalar geliştirip bunları hayata geçirmeye başladığı söyleniyor ve aynı makalede yer alan Mardin'le çevresini gösteren haritalarda da Güneydoğu'daki vilayetlerin isimleri Kürtçe olarak yazılıp bu vilayetlerin resmi Türkçe karşılıkları parantez içerisinde veriliyor. Aslı The World of Music dergisinde 2022'de İngilizce olarak çıkan makaleyi Türkçe'ye yazarı çevirmiş. Porte Akademik Dergisi'ne 3 Nisan 2023'te gönderilmiş, yayın kurulu 25 Mayıs'ta yayınlanmasına karar vermiş ve derginin Haziran 2023 tarihli 24. sayısında yer almış. İT rektörlüğü kendisine bağlı olan konservatuvarın çıkarttığı dijital dergideki PKK güzellemesini hafta başında fark edip makaleyi yayından kaldırdı. Derginin yayıncılarını, editörlerini ve yayın kurulunu da görevlerinden alıp soruşturma başlattı. Musiki tarihi pek bir entelleşti. Musiki tarihiyle ilgili kitaplar yazmış olan, günümüzdeki müzikolojik neşriyatı da aksatmadan takip eden bir kişi sıfatıyla söylüyorum. Türkiye'deki müzikolojik yayınlar son senelerde pek bir entel havalara büründü. Araştırılması gereken konularda bana göre gerçi doyurucu olmasalarda bazı yayınlar yapılıyordu ama bu iş bazı müzikoloji bölümlerinde kadın erkek ilişkileri, cinsiyet tartışmaları, siyasi meseleler, azınlık konuları vesaire gibi moda kavramlar üzerinde yoğunlaştı. Neticede ortalığı bilgi vermek yerine sadece modaya uyma maksadıyla çala kalem yazılan ve hatta bazıları tuhaf bir Türkçe ile kaleme alındıkları için meramını anlatmaktan bile aciz yayınlar kapladı. Müzikoloji bölümlerinde farklı milletlerin musikilerinin incelenmesi ve bu müziklerle ilgili yayınlar yapılması tabi gereklidir. Üstelik şarttır ama bu iş Kürt siyasetinin Hakim aktörü haline gelmiş olan PKK gibisinden ifadeler kullanmaya, yani teröre övgüye ve Kürtçe şehir isimleriyle dolu haritalar neşretmeye varırsa birileri halt ediyorlar ve suç işliyorlar demektir. Musiki tarihi yazma görüntüsü altında, şuursuzca bir entel özentiliğine kapılmanın vardığı son nokta işte bilmem kaç yüz senedir ilim yaptığını iddia eden İstanbul Teknik Üniversitesi'nde edilen bu halttır. Murat Bardakçı, Habertürk Mehmet Hacet AK Parti'nin en zor dört yılı 14 Ağustos'ta yapılması beklenen AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümü törenleri bu yıl 10 gün sonra 24 Ağustos'ta yani yarın gerçekleşecek. AK Parti 22 yıllık ömrünün yaklaşık olarak 21 yılını tek başına iktidarda geçirerek Türkiye'nin siyasi hayatına örneği olmayan bir hikaye bıraktı. 2010'lu yılların başlarında AK Parti iktidarda birinci 10 yılını geride bırakırken ikinci 10 yıl için nefesinin yetmeyeceğini düşünenler ANAP örneğinden söz ederek bu partinin sonunun da benzer şekilde olacağını dağılıp gideceğini söylerdi. Ama onların dediği gibi olmadı. Tayyip Erdoğan liderliğinde ikinci on yılını da tek başına iktidar olarak geçirmekle kalmadı. 14-28 Mayıs 2023 seçimleriyle çeyrek asırlık bir geleceğe yelken açtı. Böyle yazıp geçiyoruz diye bu yılların öyle kolay konforlu bir ortamda geçtiğini kimse düşünmüyordur herhalde. AK Parti'nin ANAP kadar ömrü olmasına bile tahammül edemeyenler, 3 Kasım 2002 seçimlerinden itibaren bel altı bel üstü her türlü girişimden geri durmadılar. İktidarda daha iki ayını bile doldurmamışken, TÜSİAD'ın ultimatomlarıyla askeri bildiriler peşin sıra gelmeye başlamıştı bile. Aralık 2003'te sertlik bakımından 27 Nisan e-muhtırasının sadece bir tık gerisinde olan bir askeri bildiri yayınlanmış, henüz bir buçuk ay önce seçimle iş başına gelmiş hükümete ağır laflar edilmişti. Diyarbakır'daki uçak kazası nedeniyle o bildiri gündemin arka planına düşmüştü. Birinci en zor yıl 2007. Askeri vesayet rejiminin baskılarını en fazla artırdığı yılsa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı 2007 yılı oldu. AK Parti'ye kendi içinden bir cumhurbaşkanı seçtirmemek için her türlü anayasal kuralın alenen çiğnendiği, o güne kadar kendini yarı açık yarı gizli şekilde hissettiren askeri vesayet rejiminin bu işin artık gizlisi saklısı kalmadı diyerek AK Parti iktidarına karşı cepheden savaş açtığı bir yıl oldu 2007. 27 Nisan gecesi dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın yayınlayıp ortalıktan kaybolduğu E Muhtıra'ya bir gün sonra o muhtırayı buruşturup çöp kutusuna atacak netlikte ve sertlikte bir cevap verilmiş olmasaydı, bugün iktidarda çeyrek asra yelken açan bir AK Parti'den değil, ömrü ANAP kadar bile olamadı denilen bir AK Parti'den söz ediliyor olacaktı muhtemelen. İkinci en zor yıl 2008. 27 Nisan muhtırasına ikinci il esaslı cevap 22 Temmuz 2007 seçimleriyle verildi. Muhtıraya ve sonrasında yaşanan garabetlere karşı duyulan öfke, AK Parti'ye kendi yetkililerinin bile o kadarını beklemediği bir zafer getirdi. Ama sandık sonuçları vesayetçilerin umurunda bile değildi. Dönemin Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü'nün de dediği gibi, sandıkta %90 oy alsalar bile bunun bir önemi yoktu bir asıl iktidar vardı ki onu kendileri temsil ediyordu. Bir de Sabih Kanadoğlu'nun içtihadıyla tali yani ikincil iktidarlar vardı. Onlar da milletin seçimle iş başına getirdiği iktidarlar oluyordu. Bu kaygısızlık hali sıradaki seçeneğin devreye sokulmasını zorlaştırmadı. Erdoğan'ın siyasi yasağının kalktığı 14 Mart 2003 tarihinin yıl dönümü olan 14 Mart 2008'de o gün özel olarak denk getirilerek AK Parti'ye kapatma davası açıldı. Normal şartlarda o günkü Anayasa Mahkemesi'nde önceki benzer kararlarda olduğu gibi ikiye karşı 9 oyla kapatma yönünde bir karar çıkması bekleniyordu. Ancak o süreç yine önceki on yıllar boyunca yaşananlardan farklı şekilde gelişti. Kimsenin şapkayı alıp gitmeye niyeti yoktu. Vesayet odaklarına bu defa sadece dik durarak değil, karşı hücuma geçerek karşılık verileceği gösterildi. Eski Adalet Bakanlarından birinin ifadesiyle günün sonunda kapatma davasını açtıran irade, kapatmama yönünde bir kararın çıkmasını sağlamak zorunda kaldı. Üçüncü en zor yıl 2013 AK Parti'nin uzun ömürlü hikayesi içinde en zor yıllardan bir tanesi de 2013 yılı oldu. Öncekilerde iç tehditler daha gözle görülür haldeydi. 2013'te ise hem içeriden hem dışarıdan bel altı vuruşlar devreye girdi. Halk devrimi süsü verilmiş bir darbe girişimiyle Selahattin Demirtaş'ın bile orada darbeyi gördük dediği gezi olayları Sadece Erdoğan iktidarını sandık dışı yöntemlerle alaşağı etme girişimi değil, aynı zamanda toplumsal fay hatlarında ağır tahribatlar oluşturan, kutuplaşmayı tetikleyen şiddet eylemleri olarak tarihe geçti. Hemen öncesinde 17 Mayıs'ta, 2013, Beyaz Saray'da yapılan Erdoğan-Obama görüşmesi gergin bir atmosferde geçmiş, Amerikan yönetimi Suriye konusunda Türkiye ile birlikte hareket etmeyeceğini bildirmiş, Devamında da okyanus ötesinden gelen kötü niyetli dalgalar Erdoğan iktidarını vurmaya başlamıştı. FETÖ'cülerin uluslararası sistem Erdoğan döneminin bittiğini düşünüyor cümlesini açıktan kurmaya başladığı yılda 2013'e tekabül ediyordu. Dördüncü en zor yıl 2016. 2013 Mayıs ayında AK Parti'yi vurmaya başlayan o sert dalgalar, gitti gitti en sonunda başka çaresi kalmadı düşüncesinin tetiklemesiyle fiili darbe girişimine kadar vardı. Türkiye'nin AK Partili yıllarında 2016'yı en zor yıllar arasında saymamızın tek nedeni 15 Temmuz darbe girişimidir. Darbeyi planlayanlar hayata geçirenler açısından arada 17-25 Aralık operasyonlarında olduğu gibi fiili darbe dışında kalan diğer seçenekler de tüketilmişti. 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminin yaşandığı saatler, AK Parti iktidarı için hiç kuşkusuz en uzun gece, en zorlu mukavemet ve en büyük kader anlarını temsil ediyor. Darbeye karşı sergilenen destansı mücadele, 15 Temmuz gecesini son bin yıl içinde yaşanan en büyük kahramanlık hikayeleri arasına dahil etti. 15 Temmuz, Halkın verdiği reaksiyon anlamında büyüklük ve önem bakımından pekala bir Malazgirt zaferiyle kıyaslanabilir. İstanbul'un fethini, Çanakkale direnişini düşündüğünüzde 15 Temmuz'da sergilenen direnişi, darbecilere karşı elde edilen zaferi bunlarla yan yana koyduğunuzda, benzerlik kurduğunuzda abartılı bir kıyaslama yapmış olmazsınız. Mehmet Acet Haber7.com